Tamam baş. Evet arkadaşlar artık sessizlik. Evet. Derse başlıyoruz. Bugün ne göreceğiz arkadaşlar? Bugün göreceğimiz konu en küçük kareler yönteminin temel varsayımları. Şimdi en küçük kareler yönteminin temel varsayımlarını anlatırken arkadaşlar size şunları anlatmak istiyoruz. En küçük kareler yönteminin geçerli olabilir. Yani bu bulduğumuz sonuçlar gerçekten istatistiksel olarak geçerli mi değil mi? Yani model geçerli mi değil mi? Bunu anlayabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Birincisi şuna bakmamız gerekiyor. Bu arada size modelin genel olarak anlamlılığını gösterdik mi? Gösterdik. Biz şu, bugüne kadar sizinle neler yaptık? Modeli kurduk, yorumladık. Uyum iğneğine baktık. Belirlik düzeltilmiş belirlik katsayısını yani adjusted R square hesapladık ve onu yorumladık. Güven aralıklarına baktık. Korelasyona baktık. Katsayıların anlamlılıklarına baktık. Bir de son olarak arkadaşlar modelin genel olarak anlamlılığına bakacağız. Bir sonraki aşama. Model genel olarak anlamlı değil mi? Bunu anlayacağız. Tabii ki burada arkadaşlar size kolay bir yol göstermek istiyorum. Örneğin şurada yapılmış hazır bir örneği açacağım size. Evet. Burada arkadaşlar daha önceden benim dün yaptığım bir örnek var. Bu örnekte görüyorsunuz. İşte büyüme modeli kurulmuş. Emek ve yatırım değişkenleri kullanılmış. Emek ve yatırımın büyüme üzerindeki etkisine bakılmış. Burada modeli görüyorsunuz. Katsayılar burada. Katsayıları görüyorsunuz arkadaşlar. T istatistiklerini görüyorsunuz. Beta 0 şapkalı, beta 1 şapkalı ve beta 2 şapkalı. Bunları gördük. O zaman bizim büyüme modelimizi nasıl kuruyoruz arkadaşlar? Büyüme eşittir. Eksi 0.954 artı 0.001 emek artı 0.002 yatırım. Burada her şeyi yaptık. Modeli kurduk, yorumladık vesaire. Bunları yaptığımızı varsayıyoruz. Son olarak bilmemiz gereken acaba bu model anlamlı mı değil mi? Buna bakmamız gerekiyor. Ama burada size kolay bir yol göstereceğim arkadaşlar. Modelin anlamlılığını anlatmadan önce biz ne yapıyorduk? Katsayıların anlamlılıklarına bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Katsayıların anlamlılıklarına hipotezimizi kuruyorduk. Ondan sonra hipotezi kurduktan sonra ikinci aşamada ne yapıyorduk? Tablo yani tablo değerini buluyorduk. Üçüncü aşamada test istatistiğini hesaplıyorduk ki burada zaten hesaplanmış. Yani şunlar test istatistikleri. Dördüncü aşamada karar aşamasıydı. Hani tarım alanında yer alıyor mu, almıyor mu? Buna karar veriyoruz. Şimdi eğer bu aşamayı bunun için yaparsak, örneğin beta 0 için yaparsak. Burada şunu size göstermek istiyorum. Artık sizin tablo değerine ihtiyacınız olmayacak. Tablo değerine ihtiyacınız olmayacak. Artık test istatistiklerini yapar, yani katsayıların anlamlılıklarını yaparken şuradaki prop değerlerini kullanacağız. Prop değerleri olasılık değerleri demek. Buradaki olasılık değerlerini anlamlılık düzeyiyle kıyaslayacağız arkadaşlar. Anlamlılık düzeyinden küçükse H0'ı reddedeceğiz. Alternatif hipotezi kabul edeceğiz. Eğer anlamlılık değerinden büyükse H0'ı reddedemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir örnekle size göstermek istiyorum. Örneğin beta 0 için yapalım. Şimdi beta 0 için aynı hipotezimizi kurarsak H0, beta 0 eşittir 0, H1 yani alternatif hipotez beta 0 eşit değildir 0 şeklinde kurduk. Artık çift taraflı test, tek taraflı test bunlar bizim için çok anlam ifade etmeyecek. Burada nasıl yapacağız arkadaşlar? Anlamlılık düzeyimizde eğer verilmediyse bize 0.05'tir arkadaşlar. Verilmemiş. Yapmamız gereken şey bu. Şu. H0, beta 0'ın prop değeri nedir arkadaşlar? 0.300. 0.30. Prop değeri, baktık prop değeri 0.300. Eğer bu prop değeriyle şu ikisini kıyaslayacağız. Eğer prop değeri büyükse anlamlılık seviyesinden o zaman diyeceğiz ki H0 reddedilemiyor. Eğer prop değeri küçükse alfadan ya da eşitse alfaya o zaman H0 red, H1 kabul. Bu şekilde yorumluyoruz.
Baktığımız zaman prop değeri beta 0 şapkalı, beta 0 için nedir arkadaşlar? 0.300. 0.300 büyük müdür 0.05 lan? 0.300 büyüktür 0.05 lan arkadaşlar. Bu ne demek? Bu durumda H0'ı reddedemiyorsun. Yani bunu işaretlemiş oluyorsun. H0'ı reddedememen ne demek? Ana kütlede beta 0 eşittir 0 demek. Yani istatistik olarak anlamsız demek. Ana kütlede otonom yok arkadaşlar. Eğer biz büyüme modelini yazarsak buradan sonuçlardan büyüme şapkalı eşittir eksi 0.954 artı 0.001 emek artı 0.002 yatırım artı A. Bu bizim örneklerden elde ettiğimiz model oluyor. Şuradan yazdık arkadaşlar. Kanser var. Bizim ana kütlenin gerçek modeli nedir? Büyüme eşittir beta 0 artı beta 1 emek artı beta 2 yatırım. Şimdi burada arkadaşlar beta 0'ın 0 eşit olduğunu reddedemememiz, yani istatistiksel olarak beta 0'ın anlamsız olması şunun 0 olduğunu gösteriyor ana kütlede. Ana kütlede bunun 0 olması ne demek? Eğer Türkiye'de emek ve emek kullanılmıyor ve yatırım yapılmıyorsa yani bunlar 0 iken büyüme 0'dır arkadaşlar. Yani bu ülkede büyümenin gerçekleşebilmesi için mutlaka ve mutlaka emek ve yatırımın kullanılması gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Şimdi aynı şeyi beta 1 için yapıyoruz. Yine hipotezimizi yine genel mantıktan kuruyoruz. Beta 1 için yapıyoruz. Şunu söyleyelim. Bakalım beta 1 eşittir 0 şeklinde kurduk. Alternatif hipotezi nasıl kuracağız arkadaşlar? Beta 1 neyin katsayısı? Emeğin katsayısı. Emekle büyüme arasında nasıl bir ilişki var? Pozitif bir ilişki var. Neden? Kullandığın emek miktarı artarsa ürettiğin mal ve hizmet miktarı artar. Dolayısıyla büyüme artar. Yani gayri safi ücret artar. O zaman beta 1 büyüktür 0 şeklinde kurduk. Şimdi beta 1'in problemine bakıyoruz. 0.23236. 0.236. 0.236. Bu ne demek arkadaşım? 0.206 alfa değerinden yani anlamlılık düzeyinden büyük müdür? Büyük müdür. Bu durumda ne yapıyoruz? H0'ı reddedemiyoruz. H0'ı reddedemememiz bu değil mi arkadaşlar? Beta 1 eşittir 0. Türkiye'nin gerçek büyüme fonksiyonunda emeğin katsayısı olan beta 1 neymiş arkadaşlar? 0'mış. 1. İstatistiksel olarak anlamsız. 2. 0 çarpı emek ne olur? 0. Emek gider ortadan kalkar. O zaman ne diyoruz? Türkiye'de emek büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir diyoruz. Şimdi aynısını yatırımın katsayısı olan beta 2 için yapalım. Hipotezimizi kuruyoruz. Beta 2 büyük eşittir 0. Beta 2 ne yazacağız arkadaşlar buraya? Yatırım, beta 2 neyin katsayısı? Yatırım. Yatırımlarla büyüme arasında nasıl bir ilişki var? Pozitif bir ilişki var. Yatırım artarsa büyüme de artar. Biliyorsunuz. Yatırım artarsa toplam harcama artar. Toplam harcama artarsa büyüme artar. Dolayısıyla o zaman beta 2 büyüktür 0. Beta 2'nin prop değeri nedir arkadaşlar? 0.022. Yazıyoruz arkadaşlar. 0.022. Bu değer nedir arkadaşlar? Küçük. Prop değeri alfa değerinden küçük değil midir? Küçüktür. Bu durumda ne yapıyoruz? H0'ı H1 kabul ediyoruz. H0'ı reddetmemiz, bunu reddettiğimiz zaman alternatif hipotezi kabul etmiş oluruz. Yani beta 2 sıfırdan büyük. 3 tane şey söyleyebiliriz. 1. İstatistiksel olarak anlamlı. 2. Şurada beta 2'nin sıfırdan büyük olması yatırımların büyümeyi etkilediğini gösteriyor. Demek ki yatırımlar Türkiye'de büyümeyi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Üçüncüsü ise bu pozitiftir arkadaşlar. Beta 2'nin pozitif değer alması ne demek? Yatırımlarla büyüme oranı arasında doğru yönlü bir ilişki var. Gördüğünüz gibi katsayıların anlamlı testlerini çok kolay bir şekilde bitirmiş olduk. Yani bundan sonra Böyle yapacaksınız. Daha önce gösterdiğiniz ilk aşamasıydı. Yani ilk öğrenme aşamasıydı. Bundan sonra prop değerlerine bakıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir diğer testimiz de F testi.
Yani bir diğer şıkkımız F testini kullanacak. F testi nedir arkadaşlar? F testi model genel olarak geçerli mi değil mi? Yani burada şunu test ediyoruz. Modeldeki bütün katsayılar, ana kütlere yer alan. Yani burada beta 0, beta 1, beta 2. Hepsi 0 mı? Yoksa en azından bir tanesi 0'a eşit değil mi? Bunu test ediyoruz. Modelin genel olarak anlamlılığını test ederken F'de yani başlığı şey yapın. Modelin genel anlamlılık testi yazın. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada hipotez her model için standarttır. Aynı şekilde kurulur. Her model için standarttır. Aynı şekilde kurulur. Yani farklı farklı modeller kurmazsınız. Şimdi bunu kurarken arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Anlamlılık seviyemiz yine 0.05. Prop değerini şu an bilmiyoruz. Kaç sıfır? Var olan beta 1, beta 2, kaç tane beta 0 dışında kaç tane katsayı varsa 0 eşittir. Bütün katsayılar 0 eşittir. Beta 0 haricinde var olan bütün katsayılar hepsi 0 eşittir. Alternatif hipotez ise en azından bir tanesi 0 eşit değildir. Beta 1 eşit değildir 0 veya beta 2 eşit değildir 0. Yani kaç tane en az da oraya şunu da yazabilirsiniz. En az bir tanesi 0 eşit değildir de olabilir. Alternatif hipotez. Bu şekilde yazıyla da yazabilirsiniz. Ya da matematiksel olarak göstermek isterseniz böyle. Efendim? Beta 0 ile alakalı değil. Bu modelde yer alan değişkenlerin katsayıları. Sıfır eşit olmaması otomatikman modelin geçerli olması anlamına geliyor. Şimdi şunu soruyoruz arkadaşlar. Eğer H0 reddeder, şunu kabul edersek H1'i, o zaman diyeceğim şey şu, model genel olarak anlamlıdır. Model anlamlıdır istatistiksel olarak. İstatistiksel olarak model anlamlıdır. Eğer H0'ı şunu reddedemezsek model istatistiksel olarak anlamsızdır arkadaşlar. Yaptığımız bütün işlemlerin hepsi hikayedir. Yani o modeli yorumlayamazsınız. Anlaşıldı mı? Yani H0'ı reddedemezsen. Şimdi peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada bakın bir F istatistik değeri var. Görüyor musunuz? F istatistikleri. Yazanlar. Bakın şurada. Buradaki prop değeri. Prop F istatistik değerimizmiş şöyle. Prop F istatistik değeri. Şu değeri anlamlılık seviyesiyle kıyaslıyorsunuz. Bu değer nedir arkadaşlar? 0.000. Yani kalanını yazmam. Gördüğünüz gibi prop değeri anlamlılık seviyesinde küçük mü? Küçük. O zaman neyi kabul ediyorsunuz? Bunun. Nedir? H0 red, H1 kabul. Bu ne demek? Şunu kabul ediyorsun demek. Bu ne demek? Katsayılardan en az bir tane 0 eşit değil ve model istatistiksel olarak anlamlı diyorsunuz. Ve bitiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Prop değeriyle. Evet. Bak arkadaşlar, prop değeri burada 0.000. Şurada prop F istatistik değeri. Bunu anlamlılık seviyesiyle kıyaslıyorsun. Anlamlılık seviyemiz bu değil mi? Kıyasladığın zaman anlamlılık seviyesi bundan büyük değil mi? Tamam. Yani şu seçenek olmuyor. Prop küçük bir anlamlılık seviyesi. Bu durumda H0 red, H1 kabul ediyorsun. H0 reddettiğin zaman bunu reddedip bunu kabul etmen demek. Katsayılardan en az bir tanesi 0 değil. Veya model istatistiksel ve veya demeyelim katsayılardan en az bir tanesi 0 değil ve model istatistiksel olarak anlamlı diyorsun. Eğer model istatistiksel olarak anlamlı değilse buraya kadar yaptığınız her şey boş. Çöp yani. O model yorumlanmaz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bunu da bitirdikten sonra şimdi bu arada size bir ödev vereceğim. Önümüzdeki hafta size bir teori vereceğim, matematiksel teori. Yani bir formül. Bu formülden yola çıkarak üretim fonksiyonunu bulmanızı isteyeceğim. Türkiye'nin kullanacağınız değişkenlerde hangi değişkeninizi alacağınızı tamamen serbestsiniz. Verileri siz bulacaksınız. İndireceksiniz. İndirdikten sonra burada herkes önümüzdeki hafta
10 dakika içerisinde modeli açıp sunacak bize. Siz sunacaksınız. Yani bugün de yaptığımız şeylerle dahil olmak üzere. Her şeyi yapacaksınız. Nasıl ben size anlatıyorum? Pat 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 pat. Sırayla gelecek. Benim modelim bu. Flash'ını takacak bilgisayara. Benim bu açacak bilgisayar. Benim modelim bu. Yazmayacak tatlıya. Yazma çizme yok. Aynen ben size nasıl anlatıyorum? Bakın beta 0, beta 1, beta 2. Tamam benim uyumlu. Vesaire. Bunları sadece gerekli olan şeyleri tahtaya yazarak bir modeli yazar. Bir ana modeli yazar. Ondan sonra pat 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 ben nasıl anlatıyorsam bu şekilde burada anlatacak. Bunu her biriniz önümüzdeki hafta yapıyorsunuz. Bu vereceğim ödevi sunacaksınız. Ödev farklı farklı olacak çünkü sen mesela gayri safi yurt dışı sabit fiyatlarla alacaksın. Sen cari fiyatlarla alacaksın. Sen TÜİK'ten alacaksın, sen Dünya Bankası'ndan alacaksın. Yani farklı farklı kaynaklardan değişkenleri bulup, örneğin sabit sermaye yatırımları. Sen sabit sermaye yatırımlarının gayri safi yurt dışı oranını alacaksın. Sen direkt sabit sermaye yatırımlarının kendisini alacaksın. Ya da örnek veriyorum, sen işsizlik oranını alacaksın, sen işsiz tahmin edilen kişi sayısını alacaksın. Yani bunlar değişken. Bunları siz belirleyeceksiniz. Hangi değişkenleri kullanmanız gerektiğini açacaksınız büyüme makalelerine. Büyüme makalelerinde hangi değişkenler kullanılmış, o değişkenleri siz tek tek tespit edip onlardan bir tanesini tespit edeceksiniz. Mesela ben aldım X makalesi, bu makale. Bu makalede büyümeyi temsil eden ne kullanılmış? Sabit fiyatlarla gayri safi yurt dışı kullanılmış. Bu veri nereden alınmış? TÜİK'ten alınmış. Sen de gireceksin TÜİK'e, o verileri alacaksın, o analizi yapacaksın en küçük kararlar. Anlaşıldı mı? Şimdi ödevi zaten ayrıntılı olarak açıklayacağım. Bu önemli. Önümüzdeki hafta full sunum. Yetişmezse ondan sonraki haftada yine sunum. Ve böylelikle şeyi bitirmiş oluyoruz. Dönemi bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün göreceğimiz yeni bir konu şudur. En küçük kareler yöntemini senden varsayalım. Şimdi biz en küçük kareler yöntemini kullanabilmemiz için arkadaşlar. Daha doğrusu en küçük kareler yönteminin sonuçlarının geçerli olabilmesi sadece bu modelin anlamlı testine bağlı değil. En küçük kareler yönteminin varsayımlarının da geçerli olması lazım. Yani en küçük kareler yönteminin uygulanabileceği belirli ortamlar var. Bu ortamın sağlanması lazım ki sonra sen en küçük kareler yöntemini uygula. Sonra elde ettiğin modelin sonuçlarını yorumla ve ona göre bir politika önerisi. Bunu yapabilmenin yolu öncelikle en küçük kareler yönteminin varsayımları gerçekten geçerli mi değil mi? Buna bakmamız gerekiyor. Tabii ki burada yaklaşık 4 tane varsayım var. Biz bunlardan sadece 3'ünü göreceğiz. 4'üncüsünü önümüzdeki dönem göreceğiz. Ama 3'ü nedir arkadaşlar? 1. En küçük kareler yönteminin arkadaşlar geçerli olabilmesi için hata terimlerinin normal dağılıma sahip olması. Hata, yani eğiler var ya, bu eğilerin normal dağılıma sahip olması lazım. Peki, hata teriminin normal dağılıma sahip olup olmadığını nereden anlıyoruz? Baktığınız zaman arkadaşlar, bunu kapatayım. Bakın burada resitler var. Resit neydi? Residual, hata terimiydi. İşte şuradaki hata terimi normal dağılıma sahip mi değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için arkadaşlar, yapmamız gereken şey bu ana menüde view diyoruz arkadaşlar. Ya da demeden önce size şey açıklayayım. Hata terimlerinin normal dağılıma sahip olup olmadığını anlayabilmek için bizim bir hipotez kurmamız lazım. Ve bu hipotezin sonucunda bir hipotezi reddedip diğerini kabul etmemiz gerekiyor. Peki bu hipotezler ne? H0 arkadaşlar, hata terimleri normal dağılıma sahiptir şeklinde kurulur. H0. Hata terimleri normal dağılıma sahiptir. Alternatif hipotez ise hata terimleri normal dağılıma sahip değildir. Bu şekilde hipotezimizi kurduk mu? Şimdi bize dedi ki hata terimleri normal dağılıma sahip mi diye sordu. Bunu test ediyoruz. Yazıyoruz birinci aşama. Hipotez aşaması. H0. Hata terimleri normal dağılıma sahiptir. H alternatif ya da H1 hata terimleri normal dağılıma sahip değildir. Bunu kurduk. Peki bunu nasıl test edeceğiz? Hangisi bunlardan kabul edilecek olan hipotez, hangisi değil? Bunu yapabilmek için arkadaşlar
Bu işlem menüsünde, yani şu, pardon, şurada şu modeli kurduğumuz menüde view diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar residual diagnostics, yani hata terimleri çözümlemeleri diyelim. Burada arkadaşlar histogram normality test var. Normality test normallik testi demek. Yani hata terimleri normal dalma sahip mi değil mi? Bunu gösteriyor bize. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada hata terimlerine ilişkin grafiği görüyorsunuz, histogramı. Ki bu bizim için şu an çok bir anlam ifade etmiyor. Burada ise arkadaşlar Jacques Berra istatistiği var. Bakın şurada. Şu istatistik. Jacques Berra yazılıyor. Bu istatistik arkadaşlar bize hata terimlerinin normal dalga sahip olup olmadığını gösteriyor. Jacques Berra yazar. Şu istatistik. Şimdi burada kullanmamız gereken hipotezimizi hatırlayalım tekrar. H0 yazalım hatta bunları. Arkadaşlar H0 hata terimlerinin normal dağılıma sahiptir. Aynen böyle yapıyorsunuz sınavda. Hata terimleri normal dağılıma sahiptir. H1 hata terimlerinin normal dağılıma sahip değildir. Hipotezimizi kurduk. Sonra arkadaşlar şurada Jacques Berra prob değeri var. Probability, olasılık değeri. Bu değere bakıyoruz. Bu değer nedir? 0.765. Şu değer. Herkes gördün mü? 0.765. Prob değeri 0.765. Sonra bunu anlamlılık seviyesiyle kıyaslıyoruz arkadaşlar. Prob değeri anlamlılık seviyesinden büyük mü? 0.765, 0.05'den büyük değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Eğer prop değeri de anlamlık serisinden büyükse ne yapıyoruz? H0'ı reddedemiyoruz. Yani neyi reddedemedik? Şunu reddedemedik. O zaman sonuç olarak ne diyoruz? Hata terimleri normal dağılıma sahip duruyoruz. Böylelikle en küçük kareler yönteminin ilk varsayımını, yani geçerli olup olmadığını test etmede ilk varsayımını test etmiş olduk. 0.75'den. Hayır arkadaşlar, Jacques Berra'yı bu istatistik değildi. Bu bizim için önemli değil. Prop değildi. Prop. 0.765. Şimdi size hata terimlerinin neden normalde alma sahip olması gerektiğini anlatmayacağım. Hiç teoriye girmeyeceğim. Sizin bilmeniz gereken hata terimleri normalde alma sahiptir. Bir diğer varsayım arkadaşlar, hata terimleri arasında otokorelasyon olmaması. Ama biz burada hata terimleri arasında otokorelasyon olup olmaması zaman serileri için önemli olan bir kavram. Ve biz zaman serilerini şu an görmediğimiz için. O yüzden bu varsayımı geçiyorum. Otokorelasyon dediğimiz şey, yani bu dönemki hata terimi bir önceki hata terimine bağlı olmaz. Yani ona göre değişmesi. Böyle bir bağıntılılık varsa o zaman buna otokorelasyon diyoruz. Hata terimleri arasında korelasyon olmasıdır yani otokorelasyon. Biz bunu geçiyoruz. Bunu şu an görmeyeceğiz. Çünkü bu zaman serilerinde geçerli olan bir şey. İkincisi arkadaşlar, hata terimlerinin sabit varyansa sahip olması lazım. Hata terimleri sabit varyansa sahip olması gerekir. Peki hata terimlerinin sabit varyansa eğer sahip değilse, bakın bu varsayımlarından biri bile geçersizse otomatikman model geçersizdir arkadaşlar. En küçük kareler yönteminde yaptığınız her şey boş. İlki normal dağılıma sahip olacak ve mutlaka ama mutlaka hata terimleri sabit varyansa sahip olacak. Peki sabit varyansa sahip olup olmadığını nasıl test ediyoruz? Yine hipotez kuruyoruz arkadaşlar. Hipotezimiz şu. Hata terimleri sabit varyansıdır. Alternatif hipotez ise hata terimleri değişen varyansı. Hipotezimizi bu şekilde kurduk mu? Buna heterodasticity deniyor arkadaşlar İngilizcesi. Heterodasticity. Yani sabit hata terimlerinin sabit varyansa sahip olup olmadığını nasıl test edeceğiz? Önce şu pencereyi bir kaydedelim. Elimize bulunsun. Bakın şu pencere. Freeze diyelim arkadaşlar.
Name diyelim. Buna ne diyelim? Normal diyelim. Normallik olsun. Kaydettik. Çık. Bunu kapatıyoruz. Şimdi şuradan start dersek arkadaşlar yine ana penceremize döndük. Ana pencereyi gördüğünüz gibi döndük. Şimdi revision varyansa sahip olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Hipotezimizi kurduk. H0 hata terimleri sabit varyansa sahiptir. Alternatif hata terimleri değişen varyansa sahiptir dedik. Şimdi bakalım bunu nereden test ediyoruz? Weave'e giriyoruz arkadaşlar. Weave. Yine Visual Diagnostics. Bakın burada heterodasticity. Yani değişen varyans testi. Sabit varyans. Şu. Buna tıkladık arkadaşlar. Burada arkadaşlar birçok test görüyorsunuz. Test tipi. Bruce Pagan, Harvey, Glazer, Arch, White vesaire vesaire. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama biz sizinle belli bir standardı sağlayabilmek için sınavlarda da biz Bruce Pagan'ı seçiyoruz arkadaşlar. İlkini. Bak diğerlerine de kullanabilirsiniz. Nerede hepsinde aynı yolla yapılıyor. Aynı şekilde yapılıyor. Sadece ve sadece bunlar farklı metodolojiler kullanarak bu testleri yapıyorlar. Biz Bruce Pagan'ı seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik mi? Bakın alt tarafta da modelimiz yazıyor zaten. Beta 0 şapkalı, emeğin katsayısı beta 1 şapkalı ve yatırım katsayısı beta 2 şapkalı. Bu bizim burayla hiçbir işlem yapmıyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu satırı görüyor musunuz? Observed R square satırı. Gördünüz mü? Observed R square satırı. Şuradaki 0.286 Observed R square'in karşısındaki prop değeri şu değer. Gördünüz mü? 0.286. Prop değerimiz neymiş arkadaşlar? 0.286. Gördüğünüz gibi prop değeri anlamlık seviyesinden büyük mü? Büyük. O zaman ne yapıyoruz? Bunu seçiyoruz. H0'ı reddedemiyoruz. Prop değeri anlamlık seviyesinden büyük mü? Büyük. Gördüğünüz gibi bunu seçiyoruz. Ve H0'ı reddedemiyoruz. H0'ı reddedemememiz ne demek? Hata terimleri sabit varyanslıdır. Seçeneğini seçmemiz demek. Dolayısıyla hata terimlerinin sabit varyansa sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Ve bu şekilde şimdi bu pencereyi de kaydedelim. Yalnız bu pencere bakın. Aynen model penceresine benziyor. Karıştırmayın. Modeli aldım. Bakın ama bu pencere başlığı heterodasticity test diye başlıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şunlar bizim için bir anlam ifade etmiyor. Burada sadece bu pencerede kullandığımız alan sadece ve sadece şu değer arkadaşlar. Ve bunu freeze diyelim. Name diyelim arkadaşlar. Buraya sabit varyans diyelim anlarız. Sabit. Enter dedik ve kapattık. Şimdi arkadaşlar tekrar model ekranına dönmek için status'a basıyoruz. Bakın modele döndük. Model ekranı bağımlı değişken diye başlıyor. Yani iki değişen birbirinden farklı. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bunu da yaptıktan sonra üçüncü hata terimlerinin aslında bir üçüncü varsayımı değil bu. Ama modelin geçerliliği yani en küçük hareler yöntemin geçerliliğini test etmede önemli bir yöntem. Arkadaşlar multicollinearity. Multicollinearity demek çoklu doğrusal bağlantılılık demek arkadaşlar. Türkçesi. Multikoliner. Burada arkadaşlar herhangi bir hipotez kurulmaz. Birincisi bu. Peki multikolinerti ne demek? Multikolinerti ya da çoklu doğrusal bağlantılılık dediğimiz şey. Bağımsız değişkenler arasında bir ilişki var mı? Bunu gösteriyor. Peki bağımsız değişkenler arasında bir ilişki olması demek ne demek? Örneğin. Basit olarak anlatayım. Yani bir bağımsız değişkenin diğer bağımsız değişkenden etkilenmesi demek arkadaşlar. Ya da onun doğrusal formda yazılıyor olabilmesi demek. Örneğin. Şimdi bizim 3 tane değişkenimiz olsun. Biri bağımlı, 2 tane bağımsız. Nedir arkadaşlar? Y, x1, x2 olsun. Burada bilmem ne değerler var. Burada mesela bu 2, 4, 6 olsun arkadaşlar. Bu da 3,